Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında Allah'ın isimlerinin tecellisi ne demektir? Bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. Bunlarla Allah'a dua edin. Esma-ül Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimleri anlamında ve bizler Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin nazara verildiğini görüyoruz. Mesela Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde Allah, Rahman, Rahim 3 isim. Daha bunun gibi ayetleri incelediğimizde Cenab-ı Hakk'ın pek çok isimlerle, ünvanlarla Kur'an-ı Kerim'de kendini bize anlattığını görmekteyiz. İsimlerin tecellisi demek, mesela Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Hem Rahman hem Rahim, rahmetle alakalı şeyler ve Allah-u Teala rahmetinin tecellilerini bu dünyada ve bütün varlık aleminde gösteriyor. Meseleyi anlama noktasında şöyle bir olayla ben konuya girmek istiyorum. Yıllar önce televizyonda bir programda bir ressamın konuşmasını dinliyordum. Ressam kendi sergisi hakkında bilgi veriyor ve bilgi verirken şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, yani bizim yaptığımız dedi o kadar da fazla bir şey sayılmaz. Asıl ressam, asıl sanatkar Allah'tır. Bu gerçekten çok güzel bir tespit. Çünkü ressam dediğimiz insan, diyelim bir güneşin doğuş manzarası veya bir bahar manzarası böyle bir şeyi yapıyor. Ve yaptığı zaman da bu sabit bir manzara oluyor. Onun yapmış olduğu manzara kıyamete kadar aynı manzara olarak kalacaktır. Bir bahar manzarasıysa hiç değişmeyecektir. Güneşin doğuş manzarasıysa hiç değişmeyecektir. Ama Allah'ın sanatında bahar daima tazelenir. Baharın manzarası her gün yenilenir. Öte yandan güneş daima hareket halindedir. Ve güneş daima doğar ve güneş daima batar. Şu anda dünyanın bazı yerlerinde güneş doğuyor. Ama öbür tarafta yer alan kısımlarda oralarda da güneş batıyor. Ve böylece her an güneş doğuyor, güneş batıyor. Ve mekan olarak düşünüldüğünde çok geniş bir mekanda bu olay cereyan ediyor. Ve daima birbirinden farklı görüntüler meydana geliyor. İşte Allah-u Teala'nın sanatında bu şekilde daima kendini yenilemek vardır. Farklı farklı sanatlarla kendini göstermek vardır. İşte bir ressam kendinde var olan resim yapma özelliğini bir tuvale yansıttığında, orada eserlerini ortaya koyduğunda bu bir nevi kendisindeki ressamlığın tecellisi olur. Veya çok güzel yemek yapan birisi, hüner olarak bu hünere sahip olan birisi gayet güzel yemekler yaptığında aşçılığını tecelli ettirmiş, göstermiş olur. Gayet güzel binalar yapma kabiliyetinde olan bir mimar, bir mühendis kendinde var olan kabiliyeti binalar şeklinde ortaya koyduğunda bu da kendindeki o mimarlığı ortaya koymuş olur. İşte Allah-u Teala'nın isimlerinin tecellisi dediğimizde Cenab-ı Hakk'ın 1001 ismi var. Her bir isim kendini göstermek istiyor ve gösteriyor. Ve bizler yaratılmış olan şeylerden Allah-u Teala'nın farklı farklı isimlerine intikal edebiliyoruz. Ne gibi? Mesela Allah-u Teala Rezzak'tır, rızık veren. Vallahu hayrur razıkin, Kur'an'da geçen bir ifade. Allah en güzel şekilde rızık verendir. Ve bununla alakalı görüyoruz ki Allah-u Teala küçük bir mikrobun gıdasını ihmal etmiyor. Çok büyük bir filin, bir gergedanın, bir balinanın gıdasını da ihmal etmiyor. Allah onu da rızıklandırıyor, diğerini de. Ve fil de gıdasından memnun, mikrop da gıdasından memnun. Böylece Allah-u Teala'nın Rezzak oluşu, yani rızık verici oluşu kendini gösteriyor. Allah-u Teala'nın bir başka ismi Musavvir. Musavvir demek suret veren, şekil veren anlamında. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala çok güzel şekiller veriyor. Mesela ayetle açıklamaya çalışayım. Huvellezî yusavvirukum fil erham keyfe yeşâ. O Allah ki rahimlerde, ana rahminde size dilediği şekilde şekil veriyor. Bu çok muazzam bir şey. Ve Allah-u Teala
su üzerinde sanatını adeta orada icra ediyor. İnsanın menşei bir damla sudur ve o bir damla su içinde bir tek hücre insanın menşei oraya dayanıyor ve Allah-u Teala onu devamlı açmak suretiyle, bir iken iki, iki iken dört, devamlı çoğaltmak suretiyle onu ana rahminde 9 ayda bir bebek haline getiriyor. Ve kudret fırçasıyla ona şekil veriyor. Ve maddi yüzünü şekillendirdiği gibi iç organlarını da aynı anda şekillendiriyor. Ve bunun neticesinde biz şunu görüyoruz. Şu anda dünyada 6 milyardan fazla insan varsa bunların hiçbirinin sureti, şekli diğerinin aynı değil. Allah-u Teala insanların suretiyle alakalı, şekliyle alakalı şunu bize bildirmekte. وَصَوَّرَكُمْ فَاحْسَنَ سُوَرَكُمْ Allah size suret verdi, şekil verdi ve şekillerinizi gayet güzel kıldı. Öyle ki biz daha güzel bir şekil düşünemiyoruz. Mesela kurgu bilim filmlerinde insanın kulağını, gözünü, elini, ayağını biraz farklı yapıyorlar. Ve bakıyoruz ki insanların sanal aleme yansıtmış oldukları bu görüntülerdeki insanlar şu andaki insanlardan daha güzel değil. Dolayısıyla Allah şekil verdiğinde en güzel bir şekilde şekil vermekte. Rızık verdiğinde en güzel bir şekilde rızıklandırmakta. Daha böyle diğer isimler, mesela Cenab-ı Hakk'ın bir başka ismi yaratıcı olması. İşte şu anda var olan her şey Allah-u Teala'nın yaratıcılığının bir delilidir. Diyelim ki boş bir tahtada hiçbir harf yokken orası harflerle, kelimelerle doldurulmuşsa dolduranı gösteriyor. Onları yazanı, çizeni gösteriyor. Benzeri bir şekilde bütün bu yaratılmış olanlar Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı olduğunu bize göstermekte. Öte yandan Allah-u Teala şifa verendir. Şafi, Allah'ın isimlerinden birisi ve insanlar hasbel beşer, hasbel kader hasta oluyorlar. Hepimiz şöyle veya böyle zaman zaman hasta oluyoruz. Ve Allah'ın izniyle o hastalıklardan şifada buluyoruz. Bunlar genelde geçici hastalıklar oluyor. Demek ki Allah-u Teala'nın bir ismi, o da şafi, şifa veren anlamında. Allah-u Teala insanlara, hatta diğer canlılara şifa vermekte. Bizler diyelim rahatsız olduğumuzda hastaneye gidiyor, doktora gidiyor, onun verdiği ilaçları kullanıyor, biiznillah şifa buluyoruz. Kedilerle alakalı okumuştum. Mesela kedinin gözü kör olduğunda dağlara çıkıyor, derdine derman olacak otu buluyor, gözüne sürdüğünde gözü açılıyormuş. İşte bu Allah-u Teala'nın şafi olması, şifa verici olmasıyla alakalı bir misal. Allah-u Teala bu gibi sebeplerle, yarattığı şeylerle insanlara aynı zamanda şifa veriyor. Allah-u Teala öte yandan affedicidir. Bizler günahkar varlıklarız. İşte buna mukabil Allah-u Teala affedici. Ve bir insan Cenab-ı Hakk'ın affediciliğini düşünerek, Ya Rab kusurumu affet, beni kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar beni emanetinde emin kıl diyebilir, yalvarabilir. Ve bunun neticesinde eğer günahları dağlar gibi de olsa Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryasında o bir kum tanesi bile olamaz. Orada kaybolur gider. İşte bir insan bunu düşündüğünde Cenab-ı Hakk'ın Gafur ismine, bağışlayıcı ismine mazhar olur. Demek ki bu verilen misallerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Allah-u Teala'nın isimleri an be an daima tecelli ediyor. Külle yevmin huve fî şe'n. Kur'an'da bildirildiği üzere Allah her an bir tasarruftadır. Ve her bir tasarruf Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisidir. Mesela Cenab-ı Hak bugünün, dünün, bütün zamanların malikidir. Ama Fatiha'da Maliki Yevmiddin de, o da Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Din gününün, hesap gününün sahibi. Diğer aleme gidildiğinde bütün insanlar bakacaklar, görecekler ki tek malik Allah'mış ve sebepler perdesi ortadan kalkacak ve herkes kendi malikini, sahibini orada bilecek, tanıyacak. Bir başka programımızda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.